Arkadaşlar merhabalar bu videomda genel dörtgenler ve yamuk konusundaki klasikleşmiş sorular kısmındaki test altının çözümünü yapacağız. Testimiz AYT tarzında çözümlere başlayalım. ABCD yamuk ve şu paralel doğrular verilmiş alanlarda eşit verilmiş bu alanların eşitliğinden x isteniyor bizden. Arkadaşlar şöyle bir formül var. Bakın bir üstteki yamuk bir de alttaki yamuğun alanı A verilmiş ya. Buradaki alanlar oranı yani A bölü A neye eşittir? Alt taban ve üst tabanın kareleri farkına eşit. Yani x'in karesi eksi 2'nin karesi bölü 6'nın karesi eksi x'in karesine eşittir arkadaşlar. Böyle bir formül var ama ben formülcü değilim. Biliyorsunuz bana ne lazım? Üçgen lazım. Üçgen bilgisiyle sonuca ulaşmaya çalışayım. Nasıl ulaşacağım? Şimdi dikkatli bir şekilde dinleyin. Gençler şimdi şuraya baktığımız zaman hocam 2 ve 6 var. Normalde biz paralel kenar oluşturuyorduk ama paralel kenar oluşturursam şuradaki A alanların eşitliğini kullanamam. Bütünsel lazım. O yüzden ne yapmak lazım? Bunu dışarıya doğru yukarı doğru tamamlamak lazım. En azından alanlar bütünsel olarak kalıyor. E alanlar bütünsel olarak kaldı burada. Kaldığı zaman ne yapacağız? Benzerlik alan ilişkisi. Hocam şu ikisinin benzerliğinden benzerlik alan ilişkisinden şu alanlar oranını yazabiliriz. E şu ikisinin benzerliğinden de yine benzerlik alan ilişkisini yazabiliriz arkadaşlar. Yani şu ikiyle de altının benzerliğinden buradaki benzerlik alan ilişkisini yazabiliriz. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Burada 2 ve x. 2 bölü x'in benzerlik oranının karesi nedir? 4 bölü x kare. O zaman burası 4 s ise hani 4'ün s katıysa burası da x karenin s katı. Ama tamamı x karenin s katı. Burası aynı zamanda ne oldu arkadaşlar? x karenin s katından neyi çıkartacağım? 4 s'i çıkartacağım. Burası bu yapar. Çünkü burası 4 s tamamı x kare s. Burası da x kare s eksi 4 s şeklinde oldu. Peki hocam şimdi ne yapacağız? Bu 2 ile 6'da benzerlik yapacak olursam 2/6 benzerlik oranının karesi. Özellikle sadeleştirme yapmıyorum. Buranın 4s 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 olması lazım. Karesini aldığım zaman da burası da 4/36 mı yaptı? Evet. Burası 4s ise tamamı 36s. E bunun tamamı 36s ise o zaman buraya ne kaldı? Şu şuraya kadar kısmı x kare s, x karenin s katıydı. Şuraya kadar kısmı e o zaman tamamı da 36 olduğuna göre bu alanda neye eşit oldu arkadaşlar? 36 eksi 36 36 s diyeceğiz ya. Çünkü burası 4 s ise tamamı 36 s. 36 s eksi x kare s e eşit oldu. E her ikisi de her ikisi de a alanına eşit. O zaman a alanlarını birbirine eşitleyelim. x kare s eksi 4 s eşittir 36 s eksi x kare s'e eşit oldu arkadaşlar. E buradan şunu şu tarafa atalım. Bunu bu tarafa atalım. Yani 40 S bu 2 X kare S eşit oldu. S'ler birbirini götürdü. X kare buradan 20'ye eşit oldu. X de buradan kök 20'ye eşit oldu. Yani 2 kök 5'e eşit oldu arkadaşlar. Ha bu soruda şunu söyleyeyim. Eğer burası 2 burası atıyorum 4 verilmiş olsaydı şu sorulmuş olsaydı e, daha kolay olurdu. Ya da e, buradaki sayılar verilip alanlar oranı sormuş olsaydı, bu yaptığımız işlerde x x kare sli falan yazmayacaktık. Yani işlem daha daha seri bir şekilde akacaktı ve e, yani bilinmeyen sayısı daha az olacaktı. Ama burada da bilinmeyen sayısından korkmayın. Mutlaka buradan da sonuç çıkıyor. Formülü var. Kareleri farkı, kareleri farkı. Ama formülü bazen unutabilirsiniz. Nereden geldiğini de bu şekilde de göstermek istedik arkadaşlar. Ben isterseniz bir daha formülü şuraya yazayım. Şöyle bir şey olduğunda arkadaşlar şurada kalan A alanı burada kalan B alanıysa bu C bu A bu X ise A bölü B alanı neye eşitmiş arkadaşlar? X kare eksi C kare bölü A kare eksi X kare. Hani bu sonucu böyle görenler çözümü böyle görenler biraz tırsmış olabilir ama aslında alışkanlık olunca ya da sayıların hepsi olunca daha kolay bir şekilde çıkıyor. Aklınızın bir köşesinde bulunsun arkadaşlar. Evet birinci soru Edremit oldu geldik ikinci soruya. Bir kenarı 4 kökü santimetre olan dikdörtgen biçimindeki kağıt şekildeki gibi kesilerek 1 ve 2 nolu eş iki parçaya ayrılıyor. Arkadaşlar eş 2 parça. Yani senin şuradaki uzunlukların birbirine eşit. Uzun kenarlar kısa kenarlar da birbirine eşit. Burası zaten 4 kökü, burası da zaten 4 kökü. Evet sonra 1 ve 2'deki A 1in 1'in şu üst tabanı çizgi kenarıyla ee, şunun Yan kenarı 2'nin yan kenarı bu da çizgi diyor sana. Bunlar yapıştırılmış aynı kenar. Yani burası da çizgi oldu mu o zaman arkadaşlar oldu. Yani şurası eşit oldu. Tamam bizden ne isteniyor? Şimdi bir no'lu parça sabit durup 2 no'lu parça son durumdaki gibi bir no'lu parça ekleniyor. 2 no'lu parçanın alanı kaçmış? 40 köküçmüş. Hocam alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2'den bulacağız. Sonuca ulaşacağız x ile ifade edilen uzunluk nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi hadi bakalım işlemimizi yapalım mı arkadaşlar yapalım. Şuradaki kenarların da eşit olduğunu bulduk. Ha bu arada bu kenarla da bu kenar zaten birbirine eşit. E, burada çizgi çizgi çift çizgi şeklinde oldu. İki nolu parçanın alanı mı demiş. İki nolu parçanın alanını kullanacağız. İki nolu parçanın alanını bulurken hocam şöyle dik çizecek olursak. Dik çizdik. Burası A iken burası A. Hocam burası da A. Buraya B diyecek olursak çift çizgide A artı B oldu. Alt tavan artı. Burası da 4 köküç mü? Evet. Buradan iki denklem gelecek mi karşımıza? Gelecek. Birincisi A kare neye eşittir arkadaşlar? B kare artı 48'e. 4 köküçün karesi 48 yapıyor. İkincisi de alanı vermiş bize 40 köküç. Alan dediğimiz nedir arkadaşlar? Şu elimizin bir kenarında bulunsun bakalım. Bence B 4 çıkacak. A da 8 çıkacak da neyse. Ee, burası 30-60-90 üçgen 30 çıkacak büyük ihtimalle. Devam edelim. 40 kök 3 vermiş. Alt taban artı üst taban. Alt tabanla üst tabanın toplamı 2A artı B değil mi? 2A artı B çarp yükseklik yani 4 kök 3. bölü 2 neye eşitmiş? 40 kök eşitmiş. Kök gitti mi? Gitti. Hocam bu 40'la 4 sadeleşsin. 10 kaldı burada. 20 yaptı. 2A artı B'yi de kaç bulduk arkadaşlar? 20 bulduk. Evet 2A artı B 20. A kare eşittir. B kare artı 48. İşte burada ne yapacağız? Cevap bulacağız. Ama bence hissedelim. Yani burada gelip de şey yapabilirsiniz. B yerine arkadaşlar 20-2A yazabilirsiniz. B yerine 20-2A yazıp gel burada yerine yaz. A ben yerine yazmayacağım hissettim. 4 kökçü var ya büyük ihtimalle 4 ve 8'dir. Koyalım bakalım 4 ve 8'i koysam. 8'i koysam 64, 16 bak tutuyor. Ya da burada koy bakalım 4 ve 8'i. A'sı 8, 16 artı 4'ten 20 çıkıyor mu? Çıkıyor. Arkadaşlar işlem 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 yapınca ben gerçekten A'yı 8 bulurum. B'yi de kaç bulurum? 4 bulurum. Hislerime de güvenirim. Vallahi billahi ilk defa bakıyorum soruya bak. Yeminle bak. E 4 kökçü varsa büyük ihtimalle e, şey kalıbına göre yazmışlardır. Yani burası 4'tür burası da 8'dir. Yani 30 60 90 kalıbına göre yazmışlardır. Neyse dediğim gibi arkadaşlar B yerine burada 2 bilmeyen eklem var ya B'yi yalnız bırak 20-2A yaz burada yerine sonra bunu aç çarpanlara ayır çarpanlara ayırmadan B4 geliyor A da 8 geliyor x ile ifade edilen kısım isteniliyor bizden. x ile ifade edilen kısım şuradaki çift çizgi kısım a artı b isteniyor yani bizden. x dediğimiz a artı b a'yı 8 bulduk b'yi de 4 bulduk toplamda kaç yapıyor? 12 yapıyor arkadaşlar. Evet ikinci soruyu böylelikle denizli bulduk. Geldik 3'e. Hocam açı ortay ve yükseklik aynı anda verilmiş. E o zaman ne yapıyoruz? Hem açı ortay hem yükseklik aklımıza ikiz kenar geldi. Yüksekliğin kollarını da şöyle ikiz kenara tamamladım arkadaşlar. 10 sa burası da 10'dur. Ve yükseklik tabanı iki parçaya bölecek. 6 ise 6 olacak. Buraya kaç kaldı o zaman? 2 kaldı. Boyalı bölgenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar. Bize alan dağıtarak da sonuca artık ulaşabiliriz. Öncelikle şurada ne var? 2 bölü kaç var arkadaşlar? 2 bölü 2 bölü 10 oran var. Yani şurası da şunlar birbirine paralel ya. Şurada 2 bölü 10 oran var. 2 bölü 10 oran yani 1 bölü 5'tir. K ise burası 5K mıdır? Evet. Şimdi alan dağıtmaya başlayalım arkadaşlar. En küçük üçgenden başlayalım. Hocam şurası mesela. Buradaki hadi şuraya şey diyelim. Tamam neyse. Buraya A diyecek olursam arkadaşlar. K'da kalan A ise hop 5K'da kalan nedir? 5A. Sonra 2'den 4'e geçiş yapacağım. 2'deki alan 6A ise 4'teki alanda 2 katı olacak. 12A olur. E hocam 4 tek alan 12 ayısı 3 katı tepe noktası D'de 3 katı burası da 18 A olur mu? Olur. E zaten bu ne üçgeni? 6 10. 6 8 10 üçgeninden 8 burası. 18 A'yı ben bulabilirim arkadaşlar. O da 6 çarpı 8 bölü 2 eşit. 48 bölü 2'den 24 geldi. A'yı da buradan e, 24 bölü 18 bulduk. 6'ya bölsen 4, 6'ya bölsen 3. Evet 4 bölü 3 geldi arkadaşlar. A. Bizden ne isteniyor? 17A isteniyor. 17A da 17 çarpı 4 bölü 3. O da 4, 7, 28, 68 mi yapıyor? Evet 68 bölü 3 diye buluruz cevabı. Yani onu 3. sorunun cevabı böylelikle edremit oldu. Geldik 4. soruya. İkiz kenar yamuk. Dikmeler ya da köşegenler birbirine eşit miydi? Evet ya da köşegenler zaten çizilmiş. Köşegenler birbirine eşitti. Hatta kendi çapında şuradaki parçalar da birbirine eşitti. Yani burası 5 ise burası da 5 midir? Evet. A 90 eşit eşit. Burası da muhteşem şundan eşit olmaz mı? 90 derece varsa. Yani burası da 5 olacak. E o zaman buraya ne kaldı? 1 kaldı. Evet şurası bir birim bir birim yaptı. Hocam 1.6'yı kullanacağız. E 1.6'yı nasıl kullanırsın? Bak şurada bir kelebek var. Kelebekteki oran kaça kaç? 1'e 5. O zaman 1'e 5 ise 1.6'nın 5 katı yapacak burada. 1.6'nın 5 katı kaç yapıyor? 8 yapıyor. Hocam burası 8. Ve şurası da 10 sa 8 10 ne üçgeni 6 8 10 üçgeninden 6 yapar cevabımız. Dördüncü soru balık çıktı. Bak yaptığım tek şey bak biraz önce de yemin ettik şimdi de yemin edebilirim. Fark etmez vallahi bak ilk defa görüyor soruyu. Soru kendiliğinden akıyor zaten böyle verilenlere bakınca. Mesela burada 5 5'i yazdım. A 90 var muhteşem şu fark ettik. Sonra 1.6'yı kullanmam lazım dedim. Bir de buldum ya Geometri ya verilen bilgiyi kullanmadır ya da bildi bulduğum bilgiyi de kullanmadır. 1.6'ya bak. Nasıl kullandık? Biri bulduk daha sonra 1'e 5 oran var 1'e 5 oran. 5 katından dolayı 8 yazdık buraya. 1.6'nın 5 katı yani 16'nın 5 katı 80 yapıyor ya. 1.6'nın da 8 yapıyor. Sonra 8 çıktı. E burası da 10 burası isteniliyor. Büyük dik üçgenden 6 bulduk cevabı. Kendiliğinden akıyor sorular. Geldik şuraya. ABCD yamuk AFED deltoid. Deltoid arkadaşlar daha görmedik ama e, şunlar eşitken bunlar da eşit olacak. Yani 7 olacak. Deltoid'de de bizim işimiz gücümüz genelde köşegen oluyor arkadaşlar. Büyük ihtimalle bu soruda da köşegen çizeceğiz. E hocam hangi köşegeni? iki köşegeni mi? Hayır. Bir köşegen varsa diğer köşegeni çizersin ama hiçbir köşegen yoksa da tek köşegen çizeceksin. O da simetri ekseni olan köşegen. Daha öncesinde de söyledim. E şu simetri ekseni mi değil. Simetri ekseni olan köşegen şu köşegen arkadaşlar. Ama öncelikle şuradaki verilen bilgileri de kullanalım. C, e, k iken EB'nin uzunluğu 3K verilmiş. Yazalım bakalım. Burası K iken şurası 3K. K'ya 3 k ya, 3K kullanacağım. Büyük ihtimalle ne vardır arkadaşlar burada? Tabii ki benzerlik. Oran. Hocam ben bu oranı şöyle kullansam. Ya normalde şey. Ne derler? Bu oranı nasıl kullanırız? Ya içeri paralel çizer ya dışarı çizeceğiz. E dışarı çizince maalesef hoş bir şey gelmiyor karşıma. Kelebek var 1'e 3 ama e hocam şuradaki uzunluk da yok. Burası da yok. Buradaki kelebek bir işime yaramaz mesela. O zaman ben şimdi deltoid ile ilgili bir şey var mı diye düşünmeliyim. Deltoid. İşimiz gücümüz köşegen demiştik. Köşegen. Çizdik köşegeni. Bu simetri ekseni olan köşegen. Yani iki eş üçgen aslında bu. 7 çift çizgi bu. Kırmızı 7 çift çizgi bu. O yüzden deltoid de simetri ekseni olan köşegen bu olduğu için açıları da iki eş parçaya böler. Şurada da açıları da iki eş parçaya böler arkadaşlar. E ne yapacağız burada? Bu oranlamayı artık burada şu şekilde kullanabiliriz. Bunun devamını getirsek yine bir kelebek oluşuyor mu? Oluşuyor. Bak kelebek oluştu. Bu arada hem paralellik hem açı ortaylık olduğunda Z'ye dikkat edin demiştik. Bak burası nokta açısı yaptım yaptı. Bak Z'den dolayı. Bu arada çok zor bir soruymuş bu. Hocam ikiz kenar mı çıktı? Evet. 7 iken 7 buraya 3 kaldı. A kelebek var burada. Şu kelebekteki oran kaça kaç arkadaşlar? 1'e 3. E o zaman 1'e 3 ise 3 ise bu 3'ün 3 katından dolayı 9 yapar. X'e de kaç kalır? 2 kalır arkadaşlar. Gerçekten ince ayrıntılı bir soru. 5. soru Balıkesir çıktı. Biraz zor bir soruymuş arkadaşlar. Evet orta zor zaten testi adı testin adı da. Neyse geldik 6. soruya. Evet BFE'yi kaç vermişler? BFE'yi 4 vermişler. Alan olarak AFD'yi de 9 vermişler. Şurayı da 9 vermişler. Hmm. Boyalı bölgenin alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar çift çizgileri kullanacağız. Hocam çift çizgiye şurası A diyecek olursam çift çizgide kalan A artı 4 ise çift çizgide kalan A artı 4 müdür? Evet. Şimdi başka ne yapacağız burada? Burada arkadaşlar bir tane daha bir şey yapmalıyız. Bir şey yapmalı. Bir şey yapmalı. B, e, bakalım ne verilmiş? Şuradaki 4 ile 9'u da kullanmam lazım arkadaşlar benim ya. ısrarla şey yapmak istemiyorum orada aslında ama o yüzden farklı bir yol arıyorum aslında. Ama mecbur onu da yapmak zorundayız galiba. Boyalı bölgenin alanı nedir diye soruluyor bize. Şimdi şurada bir dörtgen var arkadaşlar değil mi? Dörtgen. Ya da A'ya 9. Şurada çift çizgiye çift çizgi. A artı 4 ise A artı 4. Ha, fark ettik. Evet dikkat dikkat. Arkadaşlar şu alan eşitliği kullanacağım ya. Bu alan tüm alanın yarısı değil miydi? Evet bu alan tüm alanın yarısı. Yani yamuğun alanının yarısı A artı 9. Geri kalanlar da yamuğun alanın yarısı değil midir? Yani şu şekilde arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Hocam şöyle bir daha çiziyorum. Bak 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 dikkat 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 eşit olunca bu alan tüm alanın yarısı ya geri kalanlar da tüm alanın yarısı değil mi? Evet. Yani şu alan A bu alan B ise bu alan da A artı B değil midir arkadaşlar? Evet. E burası A artı 9 sa geri kalanlar da A artı 9 yapacak. Hocam burası A artı 4 artı yani şuraya bir x diyecek olursak ee, yamuğun alanının yarısı aynı zamanda ne yapmak zorunda? A artı 4 artı x artı 4 yani şunun dışındakileri de yamuğun alanının yarısı yapmak zorunda arkadaşlar. Evet onun dışındakiler de nedir? A artı 4 artı 4 artı x. A artı 4 artı 4 artı x yapar arkadaşlar. E burada a'lar birbirini götürdü. X'i de kaç bulduk? 1 bulduk. Hocam x 1 ise şurada herhangi bir dörtgende karşılıklı alanlar çarpımları birbirine eşit değil miydi? Evet. Yani 9 çarpı 4 a çarpı 1'e eşit. O zaman a da buradan 36 mı geldi? Aynen. Boyalı bölgenin alanı. Boyalı alan ne eşit oldu arkadaşlar? Boyalı alan a artı 4 olduğundan a 36 olduğundan a yerine 36 yazdığımız zaman cevabımızda kaç çıkar? 40 çıkar arkadaşlar. Altıncı soru böylelikle Balıkesir oldu. Geldik 7'ye. Yine mi deltoid? Evet deltoid. Alıştınız artık deltoide. Arkadaşlar bu bir deltoidmiş. Deltoid ve deltoid de şu kenarların eşitliği falan tamam. Hocam şu kenarlar birbirine eşit. Şu kenarlar birbirine eşit. 80 var 40 var. 80 40 daha kaç yaptı? 120. Buraya kaç derece kaldı? 60 derece kaldı. Şurası da 20 derece. 120 derece yaptı arkadaşlar. E deltoid de şu taban açıları da birbirine eşit. Ya da İşimiz gücümüz köşegen değil miydi? Evet. Hop şu köşegeni çizecek olursak arkadaşlar. Simetri eksen olan köşegen. Hocam bak çift çizgi. Bak dikkat et. Çift çizgi. Şu e, çift çizgi çizgi. Bu kenar çift çizgi çizgi. Bu kenar olduğundan aslında eş üçgen çıktı. Oradan geliyordu ispatı. Hep söylüyorum. Burası 120 derece ise o zaman burası da 120 derece olmaz mı? Olur. Niye? Bu ikisi eş üçgen oldu. Ya da Veltuit'te şu tabanı taşıyan hani Tabanı aynı olan iki tane ikizkenar üçgen değil mi? Bu tabanı taşıyan açılar birbirine eşittir mantığından da 120 ise 120 diyebilirdiniz. Ama ve lakin ben ne yaptım? Şu üçgenlerin eşliğinden 120 ise 120 yani şu çizgiyi gören 120 ise bu çizgiyi gören de 120 dedim. E burası 120 ise o zaman bu açının tamamı kaç yapar? 60 yapar. E o zaman burası çünkü 120'nin 180'e tamamlayalım. 40 artı alfa eşittir 60 olduğundan alfayı da buradan kaç buluruz? 20 derece olarak buluruz arkadaşlar. Yani kaçıncı soru? 7. sorunun cevabı böylelikle C han çıktı. Geldik 8'e. ABCD yamuk DE ile HG birbirine eşit verilmiş. 1 verilmiş, 9 verilmiş, bir de alanlar oranı bir de AH ile EF'nin oranlaması verilmiş. Hocam AH'ye k diyecek olursak EF ne olacakmış? 3k olacakmış. Tamam. Bir de bunlar da birbirine eşit verilmiş. Şunlara da bir x x diyelim isterseniz. Bizden ne isteniyor? DE uzunluğu isteniyor. Şimdi arkadaşlar 1 ve 9 var. Biz altlı üstlü üçgenler olduğu zaman da alan dağıtımı yapmıyor muyduk? Yapıyorduk. Hadi alan dağıtım yapalım arkadaşlar. Yani şunu şöyle çizecek olursam. 1'deki alan A ise 9'da kalan nedir? 9A'dır. Hocam S3'ü 10A buldum. S3 10A ise oranlamanın 2A yapması lazım. O zaman S2 dediğimiz 8A. S1 dediğimizde 6A mı yapmak zorunda? Evet. O zaman 6A yapacak arkadaşlar. E buradan ne geliyor? O zaman şurada da yine altı üstlü üç, üçgenler oluşturacak olursak hocam x'teki alan baksanız ya 1'deki alana a kat dedim 9'daki 9'a kalan 9a x'teki alanda x a olur. 3k'da kalan da 3k'nın a katı olur. E burada da aynı şekilde üçgen oluşturacak olursak arkadaşlar şöyle altlı üstlü e, üçgenlerde k'da kalan ka a x'teki alanda xa olacaktır. Dikkat ederseniz burada ne çıktı arkadaşlar? S1 dediğimiz 6a. 6a dediğimiz kaç yapar? K x a ile x a ile 6 a'nın yok k a'nınmış. Orası k a. K a'nın şeyine eşit. A parantezini aldığımız zaman a'lar gidiyor. Buradan x artı k'yı ne bulduk arkadaşlar? 6 bulduk. S2 alanında 8 a. Hocam 8 a'da neye eşitmiş? 8 a'da x a artı 3 k'nın a katı. Yine a parantezini aldığımız zaman x artı 3 k. x artı 3 k neye eşit olacak arkadaşlar? 8'e eşit olacak. Bizden x isteniyor. 2 birim yeni 2 denklem. Hocam ben bunu eksi 3 ile çarpıp taraf tarafa toplarsam olay biter mi? Biter. Hocam eksi 3 x artı x eksi 2 x yaptı. Eksi 3 k artı 3 k götürdü. Eksi 18 artı 8 o da kaç yaptı? Eksi 10 yaptı. Eksi 2 x eşittir eksi 10 sa. x de buradan kaç gelir? 5 gelir. O zaman 8. soru böylelikle Ceyhan çıktı arkadaşlar. Geldik 9. soruya. Aşağıda gösterilen otopark kapısına asılmış olan kare şeklindeki tabela şekil 1'deki konumda iken C köşesindeki bağlantısı kopmuş ve bu hale gelmiş. E hocam ben şunu biliyorum. Ama burada ne yapacağım arkadaşlar? X kenar imuk var. X kenar mukta şu dikmeler çok önemliydi. Hemen bu dikmeleri çizelim arkadaşım. Çizdik. Çizince ne geldi? 40'sa 40 hocam burası. Tamamı 80 olduğundan ve şunlar da birbirine eşit olduğundan 40 kaldı. Bunlar da 20'şer birim yaptı. 20, 25 ne üçgeni? 15, 20, 25 üçgenden buraları 15, 15 çıktı mı çıktı. Peki. E sonra şu ip bir tanesi koptu buraya geldi. FD uzunluğu burası 25. Burası kaç? 24. Şurası kaç? 40. Şurası 40 birim arkadaşlar. Bizden ne isteniliyor? Bizden istenilen tabelanın üzerinde yazan uzunluk. Dur bakalım HF 24 santimetredir. HF 24 santimetre tamam. Tabelanın üzerinde yazan uzunluk AB kenarının yer düzlemine olan uz uzaklığını gösterdiğine göre. Hmm. Şu 1 metreymiş arkadaşlar. Tabelanın yer düzlemine olan uzaklığı 1 metreymiş. Evet. Şekil 2'de B üstü noktasının yer düzlemine olan uzaklığı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar şu tabelanın yer düzlemine olan uzaklığı yani uzaklık dediğimiz enksuz uzaktır. Yani şurasını sana 1 metre diyor. Yani 100 santimetre arkadaşlar burası. Şimdi gençler biz böyle bir şey gördük. Şuradan bir dik çizecek olursak dik yamuk. 25 ise burası 25 midir? Evet. Şimdi Burası 100 cm. Bu kare şeklinde bir tabela mıydı? Evet kare şeklinde bir tabelaydı. Hocam burası da 40 ya. O zaman ben şu uzunluğun ne olduğunu buldum arkadaşım. 140 artı 15'ten 155 olduğunu buldum. Hocam şuradan dik çizince burası 25 mi? 25. Burası 24 mi? 20. E, 24. 24. 3 kere 8. 5 kere 8. O zaman burası da 4 kere 8 yapar. 32 yapar. Bizden de ne isteniyor arkadaşlar? B üstü noktasının zemini olan uzaklığı arkadaşlar B üstü noktasının zemini olan uzaklığı şuradaki x durumu isteniyor. O zaman ben bu zemine olan uzaklığı bulurken bir de şuradan dik çizmeliyim. O zaman burada da bir alfa beta benzerliği çıkacak arkadaşlar. Alfa beta alfa beta. Hocam bu üçgenle bu üçgen benzer hatta eş. 90'ın karşısındakiler aynı karenin bir kenarı olduğundan. Alfanın karşısı 32 ise alfanın karşısı burada da 32 çıktı. Olay bitti. Tamamı 155'ti. O zaman ne diyeceğiz? X artı 32 artı 32. Şurası alfanın karşısı 32. Burada bu beta. Burayı yanlış yazmışım ben. Pardon. Alfanın karşısı 32 ise burada alfanın karşısı burası 32'dir. Betanın karşısı 24 ise betanın karşısı burası 24'tür. Ha şimdi bunun tamamını 155 buldum. Bunun da tamamı 155 olacak. X 24, 32 ve 25. X 24, 32 ve 25'in toplamı kaç yapacak? 155 yapacak. O zaman şu toplamı kaç yaptı? 49. 49'la da bunu toplayınca 81 yaptı. X de buradan 155 eksi 81'den Kaç çıkıyor arkadaşlar? 4. 74 mi geliyor? Evet. Cevabımız böylelikle 74 geldi. Yani Edremit geldi. Güzel bir soru arkadaşlar. Ee, Tabi burada şu 1 metre aşağıya olan uzaklık. Şu 40. Buranın da 15 olmasını bulmamız. Bak ikiz kenar ilk kullanmışız direkt burada. 15. Şu zemin olan uzaklığı bulduk. Sonra burada e, bir eş üçgenler de çıktı. 25, 32 ve 24. Dik üçgenden ya da eş üçgenden çıktı arkadaşlar bunlar da. Evet böylelikle cevabı 74 bulduk. Geldik 10. soruya. Evet düzlemde verilen bir yamuk köşegenlerinin K noktasında kestiği biliniyor. Arkadaşlar bir tane yamuk çizelim. Hemen bir tane yamuk çizelim ve K noktasında kestiğini de şöyle bir gösterelim arkadaşlar. Şöyle ve şöyle. Köşegenler K noktasında kesişiyormuş. Şöyle bir K noktası diyelim şuraya. Şimdi gençler bir de diyor ki bize. K noktasından yan kenarlardan birine paralel çizilen doğru parçası yani şuna ya da şuna fark etmez yamuğun bir tabanını 4 ve 8 cm uzunluklarla ayırmaktadır. Üst tabanını mı alt tabanını mı? E demek ki iki farklı şekilde bir düşünce olacak. O zaman iki farklı şekilde bir çizim yapalım arkadaşlar. Hemen ben bir daha çizdim. Teknolojiyi kullanarak Ctrl C Ctrl V yaptım. Arkadaşlar ben şuradan bir tane paralel çizgi geçecekmişim yan kenarına. Hop şu yan kenarına paralel çizdim. Bak şöyle gördünüz mü? Şuna paralel çizdim. Buna paralel çizince ne yapıyor? Bir kenarı 4 ve 8 diye ayırıyor. Ama belki o alt tabanı 4 ve 8 diye ayıracak şu. Yani kısa kenar bakın burası 4, burası 8 diye ayırabilir, değil mi? Evet, buna paralel çizdim 4 ve 8 ya altta ya da üstte 4 ve 8 şeklinde ayıracak arkadaşlar. E böyle ayırınca. Hocam sen buna paralel çizdin ya. Şurada bir paralel kenar çıktı. 8 ise burası da 8'dir. Ve şurada bir kelebek benzerliği çıktı mı arkadaşlar? Çıktı. Kelebekteki oran kaça kaç? Kelebekteki oran 4 bölü 8. 1'e 2. Hocam burası A iken o zaman burası 2 A'dır. Ve arkadaşlar şurada da bir kelebek çıkmadı mı? Çıktı. Kelebekteki oran 1'e 2. 8 ise burası 16 yapar. Yani şurası kaç yaptı? 24 yaptı. Evet buna göre yamuğun diğer tabanı... Yani üst tabanı 12 iken diğer tabanı 24 olabilir. Bir alt tabanı 12 iken yani 8 4 daha hani alt tabanını 8'e 4 şeklinde ayırdığında bakın şu paralel dikkat edin arkadaşlar yine aynı hamle. Hocam paralel kenar oldu. O zaman 4 ise yukarısı 4 ve şuraya baktığımızda bir 4 4 ve 8'e baktığında kelebeği fark etmişsindir. Yine burada 1'e 2 oran var mı? Var. Hocam burası A iken burası 2A. Şurada da çünkü 4'e 8 1'e 2 A ise 2A yazdık. Şu mavide de bir kelebek var. Kelebek koran 1'e 2. 4 ise burası da ne yapar? 2. O zaman alt taban 12 iken üst tabanda ne çıktı arkadaşlar? 6 çıktı. 6 santimetre de olabilir. E, 12 değeri çıkmadı. Demek ki cevabımız 1 ve 3'ü yaptı. Çok güzel bir soru arkadaşlar. E, bunun iki tane yani şu yorumlama önemliydi burada. K noktasından yan kenarlardan birine paralel çizdiğinde yamuğun bir tabanını 4 ve 8 santimetre olarak ayırıyor. Hocam üst tabanını 4 ve 8 şeklinde ayırabilir. Aynı zamanda alt tabanını da 4 ve 8 şeklinde ayırabilir. Hikayesini düşünmemiz lazımdı arkadaşlar. Burada yani cevabımız böylelikle akçay çıktı. Gerçekten çok güzel bir soru. Böylelikle arkadaşlar test 6'yı bitirdik. O zaman diyoruz? Bir sonraki videoda test 7'nin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.